kabullenendi. Kim kimi yendi çok mu önemli? Bana baksana benden sana ne? Kendimi anlatamadım hiç kendime. Evet, yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerin karşısında güzel farklı bir videoyla çıkıyorum. Rust hepinizin bildiği ve benim de kanalımda önceden beri serisini yaptığım bir oyun. Şu an artık yapamıyor olsam da çünkü çok fazla zaman ve vakit ayırmak gerekiyor. Yani Rust serverlarını biliyorsunuz, bir kere video çekmeye başladığınız zaman saatlerce kalkmadan çekmeniz lazım. Yoksa ertesi gün server sıfırlanabiliyor çünkü. Bu yüzden ben bir süredir Rust çekmiyorum. Kendim de bir süredir oynamıyorum. Fakat çok güzel bir güncelleme gelmiş ve bununla beraber birçok oyuncunun artık Rust tarafına doğru da kayabileceğini tahmin ediyorum. En azından hayatta kalma açık dünya oyunlarını seven oyuncularının kitlesi Rust'a doğru kayacaktır. Zaten oldukça da güzel bir kitlesi var bu oyunun. Bu güncellemeli oyuna araç ekleniyor arkadaşlar. Fakat bundan önceki gelen güncellemeyi sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü onu da anlatmadım sizlere. Size en son anlattığım güncelleme arkadaşlar Rust'a gelen su sistemiydi diye hatırlıyorum. Onu anlattım herhalde. Yani galiba anlattım diye hatırlıyorum. Evet, anlatmış olmam lazım. Anlatmadıysam da ondan da kısaca bahsetmek iyi olur aslında. Fakat bir saniye abi şu. Evet arkadaşlar, farklı bir siteden buldum çünkü Rust'ta son 3 update gözüküyordu. O yüzden de farklı bir siteden buldum. Önce sizlere gelen sulama update'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu sulama update'i geleli yaklaşık 2 hafta oldu. Bu update ile beraber arkadaşlar artık kendi gübremizi oluşturabiliyoruz. Atlar belli zamanlarda dışkı bırakıyor ve bu dışkılarla kendi şeyimizi oluşturabiliyoruz. Ben size bunu anlatmıştım ama tekrardan hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çaprazlama yaparak patates vesaire oluşturabiliyoruz ve hortumlar çekerek aynı elektrik sistemi gibi sulama sistemleri oluşturabiliyoruz. Bunu zaten daha önce anlattığım için anlatmayacağım ama bunu sizlere anlatıp yer vermemin sebebi diğer güncellemeleri anlatırken bundan faydalanmak için. Çünkü oyun iyice artık roleplay tarafına doğru dönüyor. Zaten elektrik sistemi update ile beraber oyun iyice roleplay'e dönmeye başlamışız. Daha sonra gelen bu su update'i ve şimdi anlatacağım size gece görüş update'i ve bir sonraki yine bu videoda anlatacağım araba update'i. Bunlarla beraber oyun tamamen bir roleplay açık dünya oyuna dönüyor ve inanılmaz, adeta bir simülasyon gibi oldu. Anlatınca anlayacaksınız arkadaşlar. Oyuna night vision, yani gece görüş geldi. Şöyle hemen bir izleyelim isterseniz. Evet, bu da yaklaşık bir 10 gün önce falan geldi yanlış hatırlamıyorsam. Çok yeni bir update bu da. Biliyorsunuz bu arada bu, evet bakın, ısıtıcı arkadaşlar, elektrikli ısıtıcı. Bu da oyunun iyice roleplay'e döndüğünü bir başka göstergesi. Oyuna elektrikli ısıtıcı eklendi. Aynı bizim evlerde kullandığımız UFO'lar gibi elektrikli ısıtıcı var. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, su pompası oyuna eklendi. Sulama sisteminin yeni bir özelliği yine. Bu su pompasıyla bakın bu şekilde aynen elektrik sistemde olduğu gibi su hortumlarını her tarafa çekebiliyoruz. Bu depolamamız için depolarımız değişik farklı şeyler geldi arkadaşlar. Bunlar hem suyla hem de elektrikle ortak bir şekilde çalışıyor ve işte karşınıza gece görüş update'i. Evet abi. Biliyorsunuz gece rast çok karanlık oldu ve geceleri savaşmak çok zordu ama artık bu gece görüş gözlüğüyle beraber, bakın, night vision goggles diyor. Bununla beraber artık geceleri bakın inanılmaz bir görüş alanımız var. Bu sadece geceleri değil, aynı zamanda loot alanlarının altlarındaki tünellere girerken de oldukça işe yarayacaktır. Bu tamamen oyunun seyrini değiştirecek arkadaşlar. Siz gece hiçbir şey göremeyeceksiniz ama karşınızdaki bir adamda gece görüşü varsa komple bir klanı tek başına öldürebilecek. Bakın, tam oyun adeta bir roleplay'e, armaya dönmeye başladı iyice. İzliyoruz sizlerle beraber. Abi inanılmaz gerçekten. Bu kadar etkili bir şey, çok OP bir şey yani. İnanılmaz etkili bir şey. Tamamen oyunun seyrini değiştirecek. Bakın, gemiye çıkarken petrol rafinerilerini, mesela gece petrol rafinerisi ya da gemide loot yapabilirsin arkadaşlar. Her şey artık ve ışık yakmanıza gerek kalmayacağı için gece görüşünün en güzel özelliği bu arkadaşlar. Normalde silah feneri, meşale ya da herhangi bir aydınlatıcı kullandığınız zaman diğer oyuncular sizi görebiliyor ama gece görüşünde siz sadece etrafı aydınlık görüyorsunuz ama herhangi bir ışık kaynağı yakmadığınız için şey oluyor. Gece tam adeta bir sat komandosu edasını ilerleyebileceksin ama tabii ki bunun da dezavantajı ne arkadaşlar? Gece görüşünde eğer karşınızdaki rakip size bu ışık tutarsa adeta kör oluyorsunuz. Çünkü bu gerçekte de böyledir. Çünkü gece görüşünün amacı en ufacık bir ışık zerresini toplayıp
etrafını daha net göstermektir o gözlüğün görevi. Eğer karşınıza kocaman bir fener yakılırsa adeta karakteriniz kör olacaktır. O yüzden çok dikkatli kullanmak lazım. Yani counterlayan şey de var. Bunu counterlayan şey de var. Yani tamamen OP bir şey değil ama oldukça OP. Neden? Takın bunu. Gece ağaç kasın, taş kasın, loot yapın. Gece raid bile atabilirsiniz bununla ve etrafınızı göreceksiniz. Aynı şekilde eğer size gece görüşü yoksa artık oyunda geceleri evden dışarı çıkmak çok çok tehlikeli olacak. Çünkü gece görüşü olan bir sniper olduğunu düşünseniz abi, dışarıda pusuya yatmış, gelen geçeni vuruyor. Bu da tabii ki oldukça farklı bir şey olacak. Bununla beraber o silahlara takılabilen gece görüş dürbünleri de oyuna ileride eklenebilir diye düşünüyorum. Bu da benim tamamen kişisel fikrim. Muhtemelen o da gelecektir arkadaşlar. Elektrikli ısıtıcıdan zaten bahsetmiştik. Monument changes diyor. Bazı loot alanlarındaki değişikliklerden bahsetmiş. Bunlar çok bakmıyorum. Evet, su pompası yine oyuna eklenen bir diğer özellik. Güçlendirilmiş su arıtıcı arkadaşlar. Bununla bayağı bir içme suyu arıtabileceğiz ki bunların gelmesi demek ve oyunun iyice roleplay'e dönmesi demek muhtemelen ilerleyen zamanlarda su kaynağı bulmakta zorlanacağız. Yani bu yemek lootlarından hani pet şişeli su alıyoruz, hatta birçoğunu yere atıyoruz ya. Artık ilerleyen zamanlarda o kadar rahat bulamayacağız ve evlerimizi damıtmak zorunda kalabiliriz. Hatta bundan önceki sulama update ile oyuna gelen patates de bunun göstergesi. İleride yiyeceklerde de bulmakta zorlanabiliriz. Yani yiyecek bulmak yerine kendi yiyeceğimizi yetiştirmek zorunda kalacağız gibi geliyor. Çünkü oyun iyice şeye doğru dönüyor arkadaşlar. Roleplay'e doğru dönüyor. Evet, burada da bakın yine nasıl elektrikte giren tek bir elektriği 3 farklı kola ayıran bir alet vardı. Bu da aynı şeyi su için yapan bir tesisat sistemi arkadaşlar. Tek bir depodan aldığı suyu 3 farklı ortama bölüyor. Mesela birini arıtıcıya, birini tarlanız varsa tarlaya, birini de işte başka bir şeye yollayabileceksiniz arkadaşlar. Helikopterlerle alakalı buglar düzeltilmiş ve Farming 2.0 update ile beraber yine işte bu gübre kutusu ve bitki genetiklerinde birkaç şeyler boostlandığından bahsediyor. Boostlanmış diyor ya da işte soğuk lokasyonlarda başka şeyler olacak diyor. Yani bitki sisteminde de yine sıcaklık önemli bir etki sağlayacak. İyice gerçekçi yapmaya başlamışlar oyunu. Evet arkadaşlar, bir diğer güncelleme araçların beta branch'teki güncellemesi. Bu daha oyuna gelmedi, beta halinde ama test serverlarına girerek bunları test edebilirsiniz. Oyuna ilerleyen zamanlarda eklenecek. Yani önümüzdeki 10 gün içerisinde eklenmiş olur. Şu anda sadece test serverlarına buna erişime izin verdiler. Daha tam olarak erişime izin verilmedi. 3 farklı araba tipi var arkadaşlar. Bunlar farklı şase boyutlarında. Uzun şase, orta şase ve kısa şaseli arabalar var. Aynı şekilde biri Ford Transit'e benziyor mesela. Biri daha çok böyle bir Japon kamyonuna benziyor. Biri de enteresan, ne olduğunu anlamadım, eski Alman kamyonlarına benzeyen bir kamyon arkadaşlar. Bunlar nasıl ulaşacağınızı bakın. Rasta nasıl ulaşacağınızı burada anlatıyor. İşte girerken arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz Tank Branch'e ve betalardan beta dosyasını seçiyorsunuz. Hangi dosyanın olduğuna burada yazmışlar. Bakın size gösteriyorum. Zoo 001 diye bir dosya. Oradan girip Staging Branch'te bunu başlatırsanız AUX 01'miş bu arada, pardon. Bu şekilde girip araçlar deneyebilirsiniz oyuna gelmeden. Ve bu arabalar modüler arkadaşlar. Modüler ne demek? Aynı kamyonu, ister kamyon, ister su tankeri, ister yakıt tankeri, isterseniz de minibüs yapabilirsiniz. Bunu tamamen biz yapıyoruz. Bakın burada farklı şase boyları var arkadaşlar. En kısa şase, orta şase ve uzun şase olarak aracın farklı şaseleri var. Bu şekilde istediğiniz aracı istediğiniz şeyle kombinleyebileceksiniz. Mesela ben uzun bir araç yapayım dersiniz ama manevrası zor olur ve ölme ihtimaliniz artar vesaire. Ve araçlara kendimiz yapıyoruz. Motor bloğu, crank mili, pistonları, bujileri ve segmanlı bunlar galiba. Bu 5 parçayı oluşturabiliyoruz ve bu 5 parçanın farklı kaliteler var. T1, T2 ve T3 diye geçiyor bunlar. Aşınmışlar, orta derecede kullanılmışlar ve yeni parça olmak üzere 3 farklı parça seçeneğimiz var. Bunlar da bizim performansımızı etkileyecektir arkadaşlar. Ve yine tabii ki bu parçalar canları da olacak arkadaşlar. Onun dışında bu parçalar şey gibi düşünebiliriz. Mesela en kötü taş kazma, ortadaki metal kazma, en iyisi de buz kazma. Hani o şekilde düşünebilirsiniz kalite olarak. Onun dışında araçlarımızı tamir edebileceğiz, kendimiz yapabileceğiz ve araçlar için böyle bir kaldıraç, lift oyuna eklenmiş durumda arkadaşlar. Bu liftle beraber de kendi garajımızı yapıp aracımızı lifte sokarak tamiratını gerçekleştireceğiz. Yani evimize adeta bir araba dükkanı, araba fabrikası, tamirhanesi açıyoruz ve burada da farklı kasa tipleri mevcut. İşte
aracınızın arkasına koyabileceğiniz, önüne koyabileceğiniz işte yine farklı kasalar, pick-up kasalar, üstü kapalı kasa, mesela bunu depo olarak kullanıp reyde bununla gidip reyitteki malzemeleri doldurup gelebilirsiniz ya da tankerler, tankeri suyla ya da benzinle doldurabileceksiniz. Oldukça fazla detay var. Tamamen kendimiz bir araba yapacağız seni. Yani araba yapma simülasyonu bile tek başına bir oyunken bunun komple rasta gelmesi de oyun gerçekten roleplay'e geliyor arkadaşlar. Bakın elektrik sistemi, su sistemi, ısıtıcılar, arabalar, helikopterler, atlar, işte bitkiler, şunlar bunlar derken oyun tam bir simülasyona döndü iyice. Gerçek hayat simülasyonu gibi oldu ve ilerleyen zamanlarda çok daha farklı şeyler gelecek. Ben şimdilik size bunları anlatıp bunları göstermekle yetineceğim çünkü elimde daha fazla bilgi yok. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle Rust'a dair güncelleme videosu istiyorsanız da aşağıdan beğenip bana bunu yorum olarak anlatırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.